Semre Çam. İTÜ İmalat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ben bu takımda üretim planlamasında çalışıyorum ve aynı zamanda olanakları sağlamak için sponsor görüşmesi yapıyorum. Otobi, otonom bir şekilde engelleri aşarak amacına ulaşmaya çalışan bir araçtır. Lidar ve kamera yardımıyla kendi yolunu buluyor. Karşısına çıkan engelleri manevra kabiliyetiyle aşabiliyor. Aynı zamanda GPS ile belirlenen başlangıç ve bitiş konumuna ulaşabiliyor. Ben Furkan Çağrı Eltok. İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol Otomasyon Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bu projede robot kontrolü üzerine çalıştım. Robot kontrolünde temel amaç çizgileri tespit etmek kameradan gelen verilerle, daha sonrasında lidar sensörle aldığımız verilerle engelleri tespit etmek, bu ikisini birleştirerek robotun hareketini sağlamaktı. Daha sonrasında istenilen GPS noktasına gitmesi gerçekleştirildi. Bu şekilde robot kontrolünü sağlamış olduk. Tuncay adı Güzel, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Makine Mühendisliği çift anadal öğrencisiyim aynı zamanda. Otobi takımında aracın mukavemet analizlerini ve süspansiyon analizlerini gerçekleştirdim. Aracımızda titreşimden kaynaklı görüntü işleme ve engelden kaçma sistemindeki bozuklukları minimuma indirmeye çalıştık. Zorlu şartlarda ilerleyebilmesi için paletli bir mekanizma geliştirdik. Titreşimleri minimuma indirmek için kristi süspansiyon sistemini kullandık. Aynı zamanda kamera ve lidar için steadicam mekanizması kullandık. Aracımızın şasisine yerleştirdik bunu da. Bunları yaparken mukavemet analiz programları, 3 boyutlu CAD programları, türlü yazılımlar kullandık. Aracımızı design, optimizasyon ve üretim olmak üzere 3 ayrı aşamada 3 aylık bir süreçte hayata geçirdik. Üretime hevesli bir takım vardı. Üretime geçemedik çünkü elimizde yeterli imkanlar yoktu. Malzeme sıkıntımız vardı, maddi sıkıntımız vardı, atölyemiz yoktu. Bu sıkıntıları aşmaya çabaladık. Türkiye Teknoloji Takımı ile tanıştık. Onlar Türkiye'de üniversitelerde destek bulamayan projelere yardım etmek amaçlı kurulduğunu söylediler. Misyonlarımız uyuştuğu için onlarla çalışmaya karar verdik. Türkiye Teknoloji Takımı'nın yardımları sayesinde atölyemizi kurduk. Malzemeleri üretilmeye başladık. Gelen malzemeleri kendi atölyemizde montaj ederekten aracımızı tamamladık. Kendim ve takım arkadaşlarım adına bu projede bize destek sağlayan ve yardım eden Türkiye Teknoloji Takımı'na çok teşekkür ederim.